Dünkü videoda ne dedik? Notcoin dedik ve direktmen iki katı yükseldi. %43'lük bir. Ben burada direktmen satış yaptım ve bu süreçten sonrasını anlatacağım ve hemen market cap'e bakacağız, her şeye bakacağız ve iki katlık bir coin vereceğim. Bu coin de artık gün içinde böyle iki katı yapacak. Market cap'i düşük. İstediğim formasyona yavaş yavaş geliyor. Bunu da paylaşacağım. Artık şunu anlıyorsunuzdur değil mi? Yani verdiğim her coin'in %15'lik, %20'lik gün içinde söylediğim gibi direktmen yükseldiğini görmüşsünüzdür. Düşüş mü olacak, yükseliş mi olacak? Bunların hepsini konuşacağız. Aşağıdaki Telegram adreslerimize hepsine girin, katılın abi. Para kazanmak mı istiyorsun? Hepsine gelip katıl. İki kat az değil yani. İki kat verdiğimiz rakamlar az değil. Yani bir emek var söz konusu ortada yani. Anladınız mı? Ben de heyecanlıyım, mutluyum. Bak, aldığım adetleri bile tek tek paylaşırım. 7,5 milyonluk Notcoin'i paylaştım. Shiba'da paylaştım. 2,5 milyarlık. Bak, bunlar az değil. Daha ekstradan eklediklerim. Siz hala o öyle mi yapmıştır, yok böyle mi yapmıştır? Ya siz başaranlara baksanız abi. Ne bakıyorsunuz siz arkada ne olduğuna? Ben Prada'yım burada. Aslında ben önemliyim burada. Benim anlattığım şeyler önemli. Yani bunlara biraz göz önünde bulundurmak lazım. Kim söyledi ya size gün içinde Bitcoin söyledi iki katı arttı? Şimdi şöyle diyeyim size, tekrardan size bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra siz de artık böyle gerçekten de ikna etmiş olabilirim. İkna etme gibi bir derdim yok, her neyse. Şöyle söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere bir şirket panik algısı yarattı dün. Ve ne oldu? Direktmen Bitcoin'i satış yapıldı diye transferler gerçekleşti. Satış yapıldı. 3 milyarlık bir satış oldu denildi değil mi? Bok oldu. 3 milyarlık satış matış olmadı. Sadece borsalara dağıtılacağız denildi ve piyasa tekrardan yukarı yönlü uçtu. Dostlarım, benim amacım samimiyet. Benim amacım samimiyet. Araştırıyorum, ediyorum. Dibine kadar araştırırım. Çoluğuna çocuğuna her şeyini araştırırım. Doğru bir kanaldasınız. Ben her şeyi didik didik araştırırım. Yani izleyecekseniz beni izleyin demiyorum. Herkese bakın, doğru tarafı siz bulun demek istiyorum ama dopamin algısı beyinde var ya, hemen böyle anlatsın da bitsin. Aşırı böyle gereksiz sinirleniyorum bu duruma. Bak şunu söyleyeceğim. Notcoin'in bir algısı oluşacak, tamam mı? 1-0 atma algısı. Şayet bu 1-0 direktmen atarsa vay anasını satayım derim ya. Gerçekten de kolayca para veriyor bu piyasaya. Mesela Flock'da olduğu gibi, mesela yarın 30'unda mesela gerçekleşecek. Mesela dün salı günü Salı bugün evet, bugün gerçekleşecek mesela. Botu'yla birlikte ne oldu? Flock'u uçtu. Bu resmen kolayca para kazandırıyorlar gerçekten. İnanamıyorum ama şu 1-0 atarsa tekrardan büyük bir şekilde yükselecek. Bak, kanalı takipte kalın. Tamam mı? Katıla katılırsanız da zaten büyük bir şekilde size neyin ne döndüğünü zaten anlatacağım ekstradan. Orada zaten sürekli bildirimler yağacak. Sürekli paylaşımlar. Katıla katılırsanız. Ya şunu söylemek istiyorum. Telegram grubumuzda zaten her şeyi veriyoruz. Kesinlikle oraya da katılmayı unutmayın. Bak, haber bildirim abi. Ne yani? Ne ekstra, ne şey böyle fesat mesat anlayanlar gerçekten de. Yani işin hakkıyla yapıyoruz gerçekten de. Bak, şurada bir M oluşturabilir. Bak, gözünü seveyim bak. Tek tek anlatayım bak. Şurada bir tane M oluşturabilir. Gerçekten de bak. Şu şekilde oluşturabilir. Şu şekilde gerçekten de oluşturabilir. Bak, inanılmaz şu hareketi oluşturabilir, biliyor musunuz? Yani şu M hareketini ben oluşturacağını düşünüyorum. Bak, gördünüz mü? Bak şu M hareketi kesinlikle kaçınılmaz. Artık koklayarak piyasanın ne olduğunu böyle anlıyorum gerçekten de. Yani aslında dünkü düşüşten etkilendiğim sebebi de şurası. Dedim buradan aşağı herhalde salar. Salmadı. Dedim herhalde şöyle bir hareket yapar ki yukarı yönünü tekrardan alır. Yapmadı. Güzel bir şekilde ilerledi ama ben tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Mesela gelecek buralara kadar, böyle 70.500 dolara gelecek. Sanacak ki insanlar daha çok yükselecek ama gerçekten artık önemli bir destek alması lazım. O desteği de inşallah oradan alır. Yani şunu demek istiyorum aslında, sağlam bir şekilde yükselmesi için düşüşü söylüyorum yani. Şimdi önümüzde açgözlülük formasyonuna bakmadan önce ciddi anlamda piyasa değerinde bir artış var. Yani içeri büyük bir şekilde para giriyor. Bak, bunlara bir bakalım, ondan sonra konuyu deneyeceğiz. Buna bir bakalım. Buna bakmadan olmayacak KORK indeksi. Şimdi içeri para girişi oluyor. Longlar, shortlar fazla bir şekilde artmış.
Yani en azından longlar şu anda çok fazla bir şekilde artmış. O düşüşten sonra fazla bir long açılmış. Ve dipten fazla bir şekilde topladılar. Bu topladıkları dibi değerlendireceklerini düşünüyorum. 70.500 bandında. Bir. İkinci olaraktan da şu anda hani meme gibi olan diyeyim. Çünkü gerçekten de meme gibi bir şey artık Notcoin gerçekten. Hiçbir proje falan yok Telegram, ama biz olayın ona bakmıyoruz. Biz içeride ne götürürsek bizim için kar. Acaba nereleri gelir nerelere düşer? Bizim için kar abi. Gerçekten de bu şekilde. Benim %43'lük, neden %50 olmadı? İnsan bir korkuyor gerçekten de. Paniğe, algıya, strese giriyor, ama buradan bir hareketini yapıp düşüp tekrardan yükselecek. Yapacak bu hareketini. Bu fiyatıyla alakalı daha çok şey konuşacağım. Notcoin'le alakalı ve Notcoin artık kapatalım artık. Görmek istemiyorum şu anlık. Şu anlık. Yarın falan çekeriz. Bugün şuna değineceğim tekrardan. Piyasa değerine ve hacim olaraktan da ilkten bir değinelim değil mi? Uzatmayalım, ondan ona geçmeyelim. Hacim şu anda gerçekten de inanılmaz iyi. Düştükçe kalktıkça, düştükçe kalktıkça, hatta daha fazla düşse daha büyük hacim kazanacak ve piyasaya daha olumlu hava katacağını düşünüyorum. Evet, bu olayımız şu anda bu. Ethereum şu anda yükseliyor. Bitcoin ile gerçekten de aynı hareket etmiyor. 4000 dolarlara her an gelebilir. Bu ikisi algısıyla birlikte Ethereum'un daha büyük şekilde yükseleceğini, 4000 dolarlardan 4200 dolarlardan, kilit seviyedir zaten 4200 dolar, oralardan daha büyük hareketini yapacağını düşünüyorum. Korku indeksine bakacağız. Korku indeksine bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Herkes ne bileyim bir şeyler der, onu der, çizer, biçer, düşecek, kalkar der, ama şunu söyleyeyim. İyi projeler odur budur der, ama gerçekten de bu piyasada grafiğe böyle baktığın zaman adamın alnına bakıyorsun ya, böyle adamın ne olduğunu anlıyorsun. Adamın grafiğin böyle alnına baktığın zaman ne olduğunu bilmen lazım. Bak onu ben biliyorsam dediğim şeyleri gerçekten de yapın. Katılın diyorsam vardır bir bildiğim gerçekten de. O yüzden diyorumdur. Yoksa ben ne kadar adetimin olduğunu da söylüyorum. Neler yaptığımı da söylüyorum. Eh be güzel kardeşim. O yüzden diyorum yani. Ben burada Ali abiye, Ahmet amcaya anlatıyorum. Mustafa abi anlatıyorum. Kardeşlerim anlatıyorum. Ablalarım anlatıyorum. Ben yoksa elin zengin adamı. Zengin olsun. Bana ne? Ben gerçekten de ülkenin durumu kötü. Ben sizin çocuklarınızı anlatıyorum. Ülkenin ekonomisi leş. Faiz arttırımla oluyor. Kredi çekemiyorsunuz. Çekemiyoruz. Onu anlatıyorum. Neyse. Şu anki bak geçen de söylediğim gibi buraları söylemiştim. Ne demiştim? Yükselen takos düşüşe işarettir. Düşen takoslar her zaman yükselişe işarettir dedim ve ne oldu? 57 bin dolardan direktmen kendini gösterdi. Ve şunu söylemek istiyorum tekrardan. Şurada büyük bir şekilde bir oynaklık var. Bunun aynısını yapabilir ve yukarı yönü alabilir. Şayet bu kırılımda her an korku, panik, bizim psikolojimi okuyan her an Telegram'da direkt yazabilirim. Hiç affetmem, direkt yazarım. Buradan direktmen yukarı yönü alırsa var ya, gerçekten de o zaman ben derim ki burada şuraya bir çizgi çekip hemen selamun aleyküm ki 71 bandı, 71.500, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz Ramazan. Yani bu şekilde böyle söylerim gerçekten de. Girersem de söylerim, çıkarsam da söylerim. Portföyümü de atacağım, sepetimi bugün atacağım. Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki videoda Telegram'da açarız canlı yayını ya da burada açarız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.